Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle bir domates salatası yapacağım. Daha doğrusu kaşık salatası yapacağım. Şöyle güzel tahtama hazırladım. Domateslerimi de böyle sirkeli suya koymuştum arkadaşlar. Arkadaşlar bu salata çok şahane oluyor. Özelliği de kaşıkla yenmesi. Şöyle zaten yıkamıştım. Şöyle tek tek getirelim. Nasıl doğrayacağımı, kaşık salatası olacağını burada biliyorlardır herkes neredeyse ama bunun içine ceviz karıştırıp ismi değişiyor, gevurdağ salata oluyor arkadaşlar. Şöyle biraz kameramı ayarlayacağım. Şöyle hemen arkadaşlar şu şekil. Bugün video çekmeyecektim, bunu yapacağım dedim, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ayrıca yeni gelen takipçilerime de arkadaşlar çok hoş geldiler, sefalar getirdiler. Şöyle şu şekilde arkadaşlar küçük küçük bunu doğruyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle bir yerlere gelebiliriz. İzleme desteği özellikle verirseniz çok sevinirim. İnsan tabii ki böyle yeni takipçiler geldikçe de özellikle hemşehrilerimden insan gururlanıyor gerçekten. Kendi yöresel yemeklerimize ben daha çok ağırlık veriyorum YouTube kanalımda. Onların da kıyıda köşede kalmasını istemiyorum. Yapabildiğim kadarıyla paylaşmak istiyorum sizlerle. İnşallah daha güzellere, daha güzellere olacak. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle şu şekil, güzel kaşığa sığacak şekilde doğruyoruz. Domateslerimizin hepsini bu şekilde doğruyoruz. Domateslerimizin hepsini doğrayalım. Evet arkadaşlar, şöyle şu şekil domateslerimi doğradım. Şimdi salatalıklarımızı soyalım. Şu aparatım da arkadaşlar ben pazardan almıştım. Çok güzel vallahi kullanabilen için. Gördüğünüz gibi hiç salatalığın etli de almıyor. Bakın şu şekil. Nereye gösteriyorum? Kamerayı bulamadım. Gerçekten çok güzel soyuyor bu. Şimdi bunu kenara koyalım. Vallahi iftar yakını. Acıktık. Allah'ım inşallah sağ salim oruçlarımızı tutabilmeyi nasip eylesin. Rabbim kıldığımız namazlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi, oruçlarımızı Allah'ım kabul eylesin inşallah. Şimdi arkadaşlar şöyle şu şekil ortadan alıyorum. Bunları da aynı şekilde minik minik doğruyorum. Şöyle şu şekil. Bunun da ayrı sosunu da yapacağım arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Sosu şöyle şu şekil yaparsak. Harika oluyor böyle. İçine maydanoz, biber, salatalık. Daha bir tane kapya biber doğrayacağım. İçine sos hazırlayacağız. Yeşil biberi söyledim mi? Evet söyledim. Şu şekil yapacağız arkadaşlar. Bunu salatalıklarımızı aynı şekilde doğruyoruz. Sosunu da hazırlarken göstereceğim gene de. Şimdi bunu da doğrayalım. Biraz ters geldi tahtamız. Şöyle yapalım. Sosunu da ayrı bir kapta ayarlayacağım arkadaşlar. Sosunu da yaptıktan sonra tabii ki iftar yakını yapacağız onu. Sulanmasın diye domates. Ama o domates sulanınca da ben o dibindeki sosunu çok seviyorum arkadaşlar. Özellikle ekmeğe bandırıp yemeyi çok seviyorum. Şimdi bu da tamamdır. Şöyle. Tamam.
Biberlerimizi de doğrayalım. Evet arkadaşlar, biberlerimi de doğrayalım. Biberlerimizi. Şöyle onları da minik minik ince ince doğrarsak çok lezzetli oluyor kaşık salatasında. Böyle iri iri güzel olmuyor da. Şimdi kapya biberimizi doğrayacağız. Ardından da soğanımızı doğrayacağız. Hatta soğanımızı da alalım. Biberleri arkadaşlar siz kendi isteğinize göre doğrayabilirsiniz. Hani ister azaltabilirsiniz, ister çoğaltabilirsiniz. O size kalmış. Şimdi şöyle yapalım. Güzel güzel küçük küçük doğrayalım. Bunu da aynı şekilde. Şu şekilde doğrayalım. Şöyle şu şekilde doğrarsak güzel güzel olur. Aynı şekilde diğerlerinde. Bazı salatalara ben piyazlık doğruyorum. Bazı salatalara böyle bu şekilde doğruyorum. Çok lezzetli oluyor. Soğanları biraz daha ufalayabiliriz. Şöyle ben biraz daha bıçak atacağım aralarına. Yeterli olacaktır. Şimdi bunu da alalım. Fazla kadarını. Şöyle şu şekil. Şimdi bunları da biraz ufalayacağım. Sonra maydanozumuzu doğrayacağız. Evet arkadaşlar, bir adet küçük kapya biberimi doğradıktan sonra şimdi maydanozlarımızı da doğrayalım. Şöyle güzel şekilde. Hepsini birbirine uygun şekilde doğruyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Sofralarımızın vazgeçilmesi kaşık salatası. Şimdi bunu sosunu da hazırlamayı göstereceğim. Salata tabağımızı almadan bu da tamam arkadaşlar. Şimdi bunu da koyalım böyle. Bir güzel harmanlayalım. Ondan sonra sosunu hazırlayalım. Bunu kenara alıyorum. Kaşığımızı alalım. Şöyle şu şekilde görünüyor mu diye bakıyorum. Gördüğünüz gibi rengarenk oldu. Arkadaşlar bunu içine yeşil soğan da doğrayabilirsiniz. Yeşil soğan da güzel olur. Şimdi bu böyle kalsın. Sosunu da hazırlayalım. Onu da göstereceğim ben size. Şimdi böyle kalsın. Koyalım böyle. Sosunu da hazırlayalım. Evet arkadaşlar şöyle bir daha ayarlayacağım. Şimdi sosunu yapmaya geçelim. Sosunu yapmak için şöyle bir kaşık alalım. Arkadaşlar şuraya şöyle yarım çay bardağı kadar neredeyse sıvı yağ koydum. Sızma zeytinyağı da olabilir. Şu an benim de sızma zeytinyağı olmadığı için bu şeyden koydum. Normal sıvı yağdan koydum. Şöyle bir kaşık sirke koyuyorum. 2 yemek kaşığı sirke koyuyorum arkadaşlar. Üzüm, elma sirkesi fark etmez. Yarım adet de limonumuz var. Limonumuzu şu ilk önce tuzumuzu da atalım. Şu tuzumuzu çok az atıyorum. Yeteri kadar. Şöyle. İçine şöyle bir tatlı kaşığı da pul biber atıyorum. Limonumuzu da sıkacağız içine. Hazır edeceğiz. Şöyle. Arkadaşlar. Elimle sıkmaya deneyim ama artık güç kuvvet kalmamış. Şöyle şu şekil. Limonumuzu da sıkalım. Şimdi bu güzel. Bununla bir harmanlayacağız arkadaşlar bunu. Sirke koyduğum için de çok limon koymuyorum arkadaşlar. Çünkü sirke de ekşi olduğu için
Gerekmez fazla limona. Şöyle yeterli olacaktır. Bunu da açalım. Şimdi bunu buna döküyorum. Biraz daha karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle şu şekilde dökelim. Şimdi bunu bir karıştıralım. Salata tabağımıza alalım. Üzerine nane serpelim. Şu şekilde görüyorsunuz. Şimdi güzel kabımızı alalım. Üzerine nane serpelim. Evet arkadaşlar, salatamız hazır. Şimdi üzerinize de kuru nane, üzerinize diyorum, çok özür diliyorum. Bir önceki çektiğim videoda da bayağı bir arkadaşlar ters ters konuşmuşum. Kendi kendime çok güldüm. Şöyle yapalım. Ve salatamız servise hazır. Şöyle yapalım. Bazen takılabiliyorum böyle. Evet arkadaşlar, salatamız hazır. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, videolarımı izleyip beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Eğer ki denk gelirseniz, izlerseniz abone olmayı unutmayın. Aboneliklerimiz kesinlikle ücretsizdir. Zaten ücretli olan kanallarda kenarında mavi butonla katıl butonu yazıyor. Bizimkinde kesinlikle, benim kanalımda öyle bir şey yok. Ücretli değil. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum arkadaşlar. Salatamı mutlaka deneyin. Hayırlı akşamlar diliyorum.